Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Önemli haberleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Avukat Mustafa Zafer bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar. Şöyle ki bir üniversite öğrencisi okulunun yapmış olduğu %145'lik zammı mahkemeye verdi ve çıkan emsal karara göre üniversiteler 12 aylık TÜFE ortalaması haricinde bundan böyle zam yapamayacak şeklinde bir haberle karşı karşıyayız. Şimdi bu yeni bir haber değil aslında, çünkü geçtiğimiz yıllarda vakıf üniversiteleri için böyle bir karar alınmıştı zaten, ama burada bir özel üniversiteden böyle bir ayrıntı var. Nedir buradaki durum, bilgiler nedir, sizden alalım. Burada daha öncesinde özel üniversiteye kayıt yaptıran bir öğrenci kayıt yenileme döneminde, yani birinci sınıftan ikinci sınıfa yahut ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken TÜFE 12 aylık ortalamasının çok üzerinde, yaklaşık kayıt yaptırdığı dönemin 2 ya da 3 katı üzerinde bir kayıt yenileme ücreti talep ediliyor öğrenciden ve öğrenci bu durumu yargıya taşıyor. Tüketici Mahkemesi önünde görülen uyuşmazlıkta mahkeme aynen şunu söylüyor: Anayasanın 42. maddesi kapsamında eğitim ve öğrenim hakkı anayasa tarafından teminat altına alınmış olan bir hak olduğundan, öğrencinin kayıt yaptıramaması yenilenen dönemde telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini gerekçe göstermek suretiyle 12 aylık TÜFE artışı ortalaması kapsamında öğrencinin yenilenen dönemde bir artış yapılarak okula kaydına karar veriyor. Bunu biz TÜFE 12 aylık ortalaması nereden biliyoruz? En fazla nereden dikkatimiz çekiyor? Aynı kiralarda, yani bizim oturduğumuz ev ya da kiraladığımız iş yerindeki artış oranı neyse aynı o miktarda artış yapılabilir diye mahkeme karar verdi. Hı hı. Ve bu şekilde öğrenci yenilenen dönemde gitti okuluna, kaydını yaptırdı. Diyelim ki birinci sınıfı 100 bin lira olarak girmişti. İkinci sınıfta %145'lik bir zamla karşılaştı. Hemen burada aileler, öğrenci ne yapmalı? Burada şayet böyle bir durumla karşılaşıyorsa bu durumu Tüketici Mahkemesi'ne taşımalı. Bugün Haziran TÜFE verisi %6 açıklanmıştı, %65,07. Az önce vermiş olduğunuz örnekten hareket edecek olursak, geçtiğimiz yıl herhangi bir öğrenci özel bir okula 100 bin liraya kayıt yaptırdıysa, bu sene bu TÜFE 12 aylık ortalamasına göre, Haziran verisine göre konuşuyorum. Tabii bu Temmuz ve Ağustos'ta farklılık arz edecek ama çok artış yapılmasını beklemiyoruz. Belki %1, %1,5 civarında belki bir yükselme olabilir. Dolayısıyla biz kabaca %65 olduğunu varsayarsak, geçtiğimiz yıl 100 bin liraya yenilenen dönemde bir kayıt yaptıran öğrenci bu sene 165 bin liraya TÜFE 12 aylık ortalamasına göre artış yaptıracak. Şayet üniversite 165 bin lira değil, hayır ben öğrenciden 200 bin lira yahut 300 bin lira istiyorum derse, o zaman aileler, zaten geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan veliler, bu kendilerinden fahiş talep edilen bu artışı Tüketici Mahkemesi'nde taşıyabilirler ve TÜFE 12 aylık ortalaması kapsamında yenilenen dönemde kayıt ücretinin belirlenmesini mahkemeden isteyebilirler. Tam da yüksek öğrenim puanları açıklandı. Öğrenciler tercih aşamasındalar. İşte 2 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık üniversitelere tam da giriş arefesindeler. Bir de taahhüt veren üniversiteler var. Birçok işte özel üniversite, birçok vakıf üniversitesi taahhüt veriyor. Gelecek yıl sadece %5, gelecek yıl sadece %10 yapacağız şeklinde. Daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşan öğrenciler ve sonrasında %5 taahhüte rağmen daha fazla ödeme yapıldıysa, bu durumda ne yapılmalı? Şayet üniversiteye çocuk kayıt yaptırılırken, burada aslında bunu üniversiteyle sınırlamayalım. İlkokul, ortaokul ve lise, özel okullarda herhangi bir şekilde kayıt yaptırırken dönemindeki artış oranını sizin az önce söylemiş olduğunuz üzere %5, %10, %15 gibi bir oranla sınırlayan kurumlarda, şayet bunun üzerinde bir artış, yani %200, %300 gibi bir artışa maliyetlerin çok arttığı bahane edilerek bir artış sağlanmasının talep edilmesi halinde,
eğitim kurumuna karşı söz konusu fazlaya ilişkin yapılan ödemeler en başta imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında geri talep edilebilecek. Yani öğrenciden sözleşme kapsamında %5 ya da %10 bir artış sağlanacak yenilenen dönemi denmesine rağmen şayet bu belirlenen oranın üzerinde bir para talep edilirse ve veli tarafından bu ödenirse söz konusu fazlaya ödenen paraların tamamı öğrenci velileri tarafından talep edilebilecek. Bir de zaten üniversitede okuyan öğrencilerin birçoğu da avukatlığı tercih ediyor. Zannedersem ilk başta bu bölümleri okuyan öğrencilerin mi daha fazla açık gözlü olması gerekiyor, onların ön ayak olması gerekiyor şeklinde diye kendimce düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Aslında şöyle, burada özel üniversiteler noktasında bu yargı kararına emsal teşkil eden öğrenci, örneğin bir iktisat fakültesi öğrencisiydi. Ancak değil mi? Aslında bir avukatlık okuyan bölümde, hukuk okuyan bir bölümde okuyan bir öğrenciden beklerdik böyle bir atılımı. Evet, ama bugün inanın 1 TL'nin bile, 1 kuruşun bile hesabının aileler tarafından yapıldığı ve gerçekten son derece büyük ekonomik kırılganlıkları yaşadığımız bu süreçte, bakın 100 bin liradan 165 bin lira kayıt yaptırma hakkı olan bir öğrencinin yenilenen dönemde kendisinden 300 bin lira talep edilmesi, inanın bir aile ekonomisini sarsacak ve öğrencinin belki de gelecekteki eğitim hayatını derinden şekilde etkileyecek nitelikte büyük olumsuzluklara sebebiyet verir. Bir hukuk fakültesi mezunu olan öğrencinin babası, özel üniversitede okuyan bir öğrencinin babası, ben ayda 70 bin lira maaş kazanarak, yani inşaatlarda tabiri caizse ellerimle tuğla taşıyarak, harç çıkararak çocuğumu okuttum ve çocuğum mezun oldu. Bugün 17 bin liraya maaş veremiyor diyor. İnanın şu an içinde bulunduğumuz durum, yani okuyan için ayrı bir dert. Bu kadar zorluklarla, ben de babayım, neticede benim de çocuklarım var. Gerçekten ekonomik olarak bu kadar zor bir dönemde çocuk okutmaya çalışırken bir yandan, bir de mezun olduktan sonra benim çocuğum mühendis oldu, benim çocuğum avukat oldu, benim çocuğum ekonomist oldu diye insanlar sevinirken öte taraftan bir de işsizlikle karşılaşılması gerçekten aileleri çok zor bir çıkmazın içine getirdi. Bu durumda üniversitelerin, özellikle özel okulların, vakıf okullarının ve özel üniversitelerinin zam yaparken TÜFE 12 aylık ortalamasına riayet etmek suretiyle yenilenen dönemdeki artışları gerçekleştirmesi hukuki olmasının yanında aynı zamanda vicdani olacağı kanaatindeyim ben. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Haziran ayından bahsediyoruz. Evet, işte üniversiteler şu anda fiyatlarını açıkladılar ama kayıtlar Eylül ayında, hani okullar başlayacak. Peki Haziran ayının tüfesine göre mi, yoksa Eylül ayının tüfesini mi baz almak gerekiyor? Öğrenci kayıt yenilemek için hangi ay okula gittiyse, şayet bu Temmuz'sa Temmuz tüfe 12 aylık ortalaması, Ağustos'sa Ağustos 12 aylık ortalaması, Eylül'se Eylül 12 aylık ortalaması. Tıpkı kiradaki gibi. Yani bu yenilenen dönemde biz kira artışını, nasıl ki kira kontratında yazan o bir yıllık sürede yeniliyoruz, bizim kira kontratımızın Eylül olduğunu varsayarsak, nasıl ki artışı Eylül tüfesine göre, yani 1 Eylül olduğunu varsayarsak, en son veri Ağustos ayı olacağı için Ağustos verisine göre tabii ki bu artışı yapacak. Ya da Temmuz ayının içinde yapacaksak eğer kayıt yenilemeyi, tabii ki elimizdeki son tüfe verisi Haziran olacağı için, ki bu %65, o zaman bu %65 miktar bir oranda ancak artışın yapılması gerektiğini söyleyip bu miktarda bir artış bedelinin tarafımızdan talep edilmesi suretiyle çocuğumuzun okuldaki yenilenen dönemdeki, yenilenen akademik takvimdeki kaydının yaptırılmasının sağlanması gerekir. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı, varsa eklemek istedikleriniz onları da alalım. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.